Merhaba arkadaşlar, Yellowstone'a geldik. Yellowstone National Park. Şimdi buraları gezeceğiz, sizlere göstereceğim. Arkadaşlar çok güzel değil mi manzara? Bildiğin mağma tabakası gibi kokuyor ya. Çok tehlikeli. İçine düşmeyin, dikkat edin. Düşerseniz ölürsünüz vallahi. Arkadaşlar şuna bakın ya, resmen kaynıyor. Şurada da var. Bazen bunlar böyle patlıyor da şu an patlamıyorlar. Zaten patlamasınlar da. İçine düşerseniz var ya, bittiniz ha. Arkadaşlar şunun oluşumuna bak, renklerine bak. Görüyor musunuz? Mükemmel bir şey. Arkadaşlar çok çok derin. Şunun derinliğini bilmiyorum, görebiliyorsunuz mu ama arkadaşlar resmen delik ve inanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz derin ve kaynayan bir mağma tabakası arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki tuvaletiniz varsa oturmadan diyor ayakta yapacaksınız. Yani resmen squat şeklinde kakanızı yapıyorsunuz. Bu arabayla geziyoruz. Şimdi buradan başka bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Eğer burası patlarsa arkadaşlar, çünkü burası mağma ya, altı mağma tabakası. Bütün Amerika, sadece New York bölgesi hariç yok olur arkadaşlar. Yani en son patladığında burada Nebraska'da 10-15 saatlik uzaklıkta hayvanların hepsi ölü bulunmuş. Şurası patlıyor. Şu karşıda gördüğünüz duman çıkan yer patlıyor. Boom boom diye. Yellowstone'a gelirseniz görülecek, gezilecek çok güzel yerler var dostlarım. Ya bildiğiniz burası National Park. Bildiğiniz volkanik bir park. Allah korusun, Allah etmesin patlarsa bütün Amerika kül olacak. Yani insanlar değişik teorilerde bulunuyor. Ya bütün gökyüzü falan küllerle kapanacak, güneş vurmayacak, buz çağına döneceğiz falan tarzında gibi. Umarım öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Jackson'la aramızda da bir saat var. Öyle olursa zaten gittik vallahi. Buranın yoğunluğuna bakın, her tarafta araba kaynıyor ya. İnanılmaz. Çok güzel. Doğa harikası bir yer arkadaşlar. Burayı Amerika başkanlarından hatırlamıyorum hangisi ama 1872 yılında dünyanın ilk ulusal parkı yapmışlar. 2 milyon acre ne kadar oluyor bilmiyorum, alanı koruma altına almışlar arkadaşlar. Bence mükemmel bir şey yapmışlar. 2 milyon acre koruma altında hiçbir şey yapamıyorsun. Zaten mağma, bütün genelde altı mağma tabakası arkadaşlar. Patlarsa vallahi Amerika gitti. Buranın güzelliğine bakınsana. İleriden mağma tabakasından sıcak sular çıkıyor yerin altından. Toksitli tabii bunlar. Buradan nehire dökülüyor, nehire boşalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yer. Bence gezmek çok daha güzel. Yani ben çok seviyorum arkadaşlar. Eğer sizler de gelirseniz ben sizi buralara arkadaşlar gezmeye getiririm. Tek yapmanız gereken bana ulaşmanız dostlarım. İnsanlar şuradan çıkıyor. Yukarı doğru şu tarafa gidiyorlar. Dumanın çıktığı yere. Biz de şimdi hep beraber dumanın çıktığı yere gidelim dostlarım. Hadi bakalım. Dostlarım şuna bak ya. Acayip de turistler varmış, Asyalılar da varmış. Normalde bunlar gelebiliyor mu buraya? Bu tarafta sadece bir tane göl var küçük şu karşıda. Onun dışında aman aman öyle bir şey yok. Bak şurası. Suları görüyor musunuz? Bölümleri var zaten. Kimi yerde bildiğin mağma tabakasını çok fazla görebiliyorsunuz. Kimi yerde patlamalar oluyor. Kimi yerde ne bileyim değişik şeyleri var arkadaşlar. Ne kadar büyük olduğuna bakınsana, su çekilmiş ama aşağı doğru biraz su çekilmiş. Ama çok büyük normalde. Kaynıyor arkadaşlar, düşerseniz vallaha sıkıntı. Tavsiye etmem zaten kimseye düşmesini. Bakın. Arkadaşım Ramiro ile geldim. Cameron. Ramiro ile Cameron kuzen. Onlar da arkadaşlar baya yakın. Bakın burada böyle yürüyen birileri olmuş. Hayvan olur, buffalo olur. Büyük ayak izleri de var. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar burası işte Grand Charismatic miydi? Neydi her neyse. İleride göl var. Bilmiyorum göl gördünüz mü? Bakın şuradaki göl. 160 derece sıcaklığında. Şöyle insanlar şurada sırada durmuş bekliyor. Şaka gibi resmen. Dikkatli olmamız lazım. Şurası bilmiyorum ne kadar gösterebildim ama bakın arkadaşlar masmavi su 160 derecede kaynıyor arkadaşlar. Bayağı da derin yani. Bunlar da bizon. Bison. Bizon. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bisonlara bakın. Hepsi burada Yellowstone'da.
Evet arkadaşlar, şimdi de başka bir yere geldik. Arkadaş nasıl büyük bir yer. There's a way to get down to those falls. It's quite a hike to be up there. Arkadaşlar şuradan aşağı inebiliyorsunuz diyorlar da aşağı mı insek, şuranın güzelliğine bak. Çok güzel değil mi? Bence mükemmel. Burası Grand Canyon'a benziyor. Çok güzel dostlarım. Yellowstone böyle bir yer dostlar. Yellowstone'da her türlü şey var. Değişik değişik doğa harikası yerler var. Sizlere de elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar şurası çok yoğun. Bakın insanlar dolu. Her taraf insan dolu. İnanılmaz kalabalık. Bu ne arkadaş, bu kadar olmaz ki. Ama ben gene sizler için video yapmaya çalıştım. Umarım zevk almışsınızdır. Sizlere güzel yerler göstermeye çalıştım. Hem şelaleden hem nehirden. Buralar çok güzel. Yellowstone Parkı, National Parkı. O yüzden böyle çok fazla tutulan bir yer. İnsanlar buralara geliyor arkadaşlar. Resimler çekiliyor, geziyor, tatilini yapıyor falan. Sizlere küçükçe neden Jacksonville kasabasında yaşadığımı ve neden insanların buraya geldiğini, çok pahalı olduğunu anlatmak için bir video yaptım. Umarım yardımcı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer destek verirseniz, kanalıma abone olursanız, amca da şeyle gelmiş, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yellowstone'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bye bye.